Sayın Ali Koç'un tarzı. Ben de birkaç kez e, röportaj yapma şansı yakalamıştım. Karşı karşıya gelince nasıl Fatih Hoca'nın bir tarzı var. Sayın Ali Koç'un tarzı da biraz böyle karşısındakini iğneleyerek başlar. <laughs> e, ben yine soğukkanlı olduğunu düşünüyorum ama şu Alanya Spor maçından bu noktaya gelirken bir de tabii bu vardı yani asıl tartışma buydu. Bir anda dün e, bambaşka bir noktaya geldi. E, yani Fenerbahçe'nin bu maçı tekrarını iste. Bak ben hiç kural hatası, hakem hatası işine tekrar işine gelmeden önceki kısma geçiyorum. Fenerbahçe'nin bu maçı böyle kaybettiği bir karşılaşmayı evet. tekrarlatmak istemesi doğru mu? Ee, Sayın Ali Koç diyor ki bunu yapmasak sorumsuzluk yapmış olurduk diyor. Neden? Fenerbahçe bu maçta kazanacak bir futbol mu oynadı? Fenerbahçe bu maçı hak etti mi? Bu maçı hatayı bak hata varsa yani ben hakim hocası değilim. Haka hata varsa, yanlış bir şey yapıldıysa tabii ki e, bu değerlendirilsin. Ama futbol olarak bakıyorum bak. Sadece futbol olarak bakıyorum. Hakemi kapatıyorum. Halis Özkay hikayeyi hiç görmedim. Hı hı. Fenerbahçe ne oynadı? Fenerbahçe top kalecisiyle yeni aldığı stoperi topa çıkamıyor. Hatadan gol yiyor. Out atışından hızlı başlamak istiyor farkı azaltmak için e, stoper mevkinde oynayan orta saha oyuncusu hata yapıyor. Ee, yine geçtiğimiz haftalarda hata yapmıştı Başakşehir maçında, gol yemişti. Ee, sonra e, Sabek oynayan, evet Sabek eğitimi almış olan ancak e, yıllardır orta sahada defansif e, özellikleriyle, de DMC diliyle de Defensive Midfield, Center Midfield böl bölgesinde oynayan, milli takımda da burada oynayan Ozan Tufan savunmada oynuyor. Niye? Sabek'i yok. Ee, o da geriye dönüp orta sahadaymış gibi herhalde düşünüyor. Geriye dönüyor, kaptan çıktığı maçta hata yapıyor. Topu kaptırıyor, yine gol oluyor. Şimdi burada e, önce şöyle konuşalım. Maçtan sonra Ersun ne dedi? Bu kadar kişisel hatayla bu maçı kazanmamız zordu dedi. Bu arada maça giren, maçı kurtarıcı olarak giren oyuncu da Alper Potuk. Yani Fenerbahçe'nin e, belki iki sezondur hiç verim alamadığı bir oyuncu. Giren oyunculardan bir tanesi diyeyim. Sonra Mevlüt Erdinç girdi oyuna. Bunlar da eleştirebilir. Yani Ersun Yanal da eleştirebilir oyuncu değişiklikleriyle. Merak ediyorum Mehmet Topal bu takımdan niye gitti? Alper Putuk alacağı paradan %50 indirim yaptığı için Fenerbahçe'de kaldı. Ya indirim yaptığı için kaldı Fenerbahçe'de. Oyuncunun bir şey söylemiyorum bu arada. Saygısızlık olmasın. Herkesin yaptığı mesleğe saygımız var. Ama Fenerbahçe'nin bu sezon ihtiyacı olan, maça girdikten sonra maçı değiştirebilecek oyuncusu Alper Putuk mudur? İndirim yaptığı için mi bu takımda dura, durabiliyor diye ben anlıyorum. E Fenerbahçe e, maç 3-1'i 60'lı 60'lı dakikalarda geldi. Şimdi tam dakikasını hatırlamıyorum. Ondan sonra hiç pozisyona giremedi. Neredeyse doğru düzgün bir tepki bile gösteremedi. E, Adil Rami aldığınız stoperiniz lig başladıktan sonra gelmiş. Şu anda bir sakatlığı olduğu konuşuyor veya hazır olmadığı konuşuluyor. Oynayamıyor. Geçen sene devre arasında aldığınız Sadık ve Serdar Aziz e, oynamıyor. Bu oyuncularınız varken siz o savunmanızı o oynatıyorsunuz. Sağ bekiniz, sol bekiniz sakat iyileştiği zaman tabii ki bu oyuncular yerine gelecek ama hep bir yerden devşirme oyuncularla işte dirarı oynatıyorsunuz. Bu dirarı da geçen yılın başında hain ilan ederek dışı bırakmıştınız. Şimdi sizin için önemli bir seçenek haline geliyor. Diğer tarafta da yine sakatlıklardan dolayı alternatifsiz kalıyorsunuz. Sakatlıklar tabii ki şanssızlık her takımda olabilir. Ee, ama bu kadar kötü bir sahiçinden bahsediyorum sadece bu kadar kötü bir takım planlamasının sonucunda da ne olmasını bekliyorduk yani geçen sene yapılan transferler tutmuyor belki bu takımda savunmada oynayabilecek en iyi diyebileceğimiz oyuncu Şikirtel o da ücreti yüzünden veya bir anlaşmazlık yüzünden gidiyor anlaşılamıyor İtalya'ya gitti olmadı geldi ee, Başakşehir'e geldi şimdi e, bu kadar fazla oyuncu, kaleciniz değişti, stoperiniz değişti. Son anda geldi orta saha oyuncusu e, ki ben Jailson'u da Başak e, Başakşehir maçında hatasına rağmen beğendim. E, benim beğenmem de önemli değil. Zaman zaman iyi de oynuyor ama bu şöyle değil ki ben savunmadan topla çıkacağım, pas yaparak çıkacağım, stoperlerimle çıkacağım. Bu fikri görüyoruz yurt dışında ve bunun Türkiye'ye gelmiş olması da iyi ama bir anda yapılabilecek bir şey değil ki. Bir anda bir orta saancısını ben savunmaya koydum. Artık e, Manchester City gibi topla çıkacağım. Çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsanız e, sol bekinize sağ bekinize açın en azından. Hadi onu yapamıyorsunuz. Biraz daha e, uzun çıkmaya çalışın. En azından bunun olmadığını görüyorsunuz. Sen yani ısrar etmesine normal bunda belki Ersun'un kafasında bir plan var ama Ersun yanalı, Fenerbahçe'de Ersun Yanal yapan plan bu değildi aslında. Yani Alves'in oynadığı bir dönemi hatırla. Alves vardı. Ayağı çok kötü olan bir stoperdi. Ama o stoperle şampiyon oldu Ersun Yal'da varken Fenerbahçe. Şampiyonluğu geçtim. Fenerbahçe'nin kural hatasından önce dönüp bakıp kendisini eleştirmesi lazım. Alanya ön alanda baskı yapacağı o kadar belliydi ki ve bu baskıyı da Fenerbahçe aşamadı. Pasla açmak istedi ama pas yapacak bir savunması yok. Eğer bunu da yapamayacaksa B planı uygulaması lazımdı belki. O planı biz göremedik. Şimdi bütün bunlardan bence Fenerbahçe sezonun başında ve bütün bunları değiştirebilecek duruma da sahip belki de değiştirecektir. Ama şimdi buradan bir kural hatası demek yani Fenerbahçe'yi büyütmüyor. Bu maç tekrar oynansa Fenerbahçe yine kaybetsin ne olacak? Ya bu sadece yapılmış olmak için yapılan bir başvuru olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Alanya Spor, şimdi Alanyaspor'u Spor'u konuşmuyoruz. Ya belki bu ligde bir Anadolu takımı daha şampiyon olacak veya üst sıralara oynayacak. Evet onu da konuşmamız lazım. Erol Bulut takımı yani o oluşuyor. Onların hakkı yok mu? Alanya Spor'un hakkı yok mu? Diğer takımların hakkı yok mu? Malatya Spor'un hakkı yok mu? Yani ki eee Erol Bulut da konuşmuyor. Haklı ben. Sağ içinde konuşacağım diyor. Önemli değil. Ha bu arada dün akşam mesela Açıklaması var Erol Bulut. Evet, dün akşam Juventus Atletico Madrid maçında e, hızlı başlamak istedi Juventus. Avut atışından ama ceza sahası içinde Atletico Madrid'de oyuncu var diye hakem atışı tekrarlattı. Hı hı. Yani e, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyona benziyor. Evet ama bu maçın tekrarlanması için bir neden midir? Hakem hatalı. Hakem hatalı tamam ama her maçta buna benzer bir sürü pozisyon oluyor. Yani maçın tekrarlanması demek çok başka bir şey. Yani bir kırmızı kart olan oyuncu işte oynayacak, iki sarı kartı alan oyuncu, ikinci sarı kartı almayacak. Bilmiyorum tam kurallarla ilgili uzun uzadıya söylemiyorum ama Türkiye'de dört kere bu yapılmış. Dünyada da bunun örneği çok az. Hani buradan gitmesi Fenerbahçe'ye bence yarar sağlamıyor. Fenerbahçe eğer Sayın Ali Koç zamanımıza da bakayım Sayın Ali Koç eğer derbi öncesinde takımın üzerindeki baskıyı almak istiyor ise eğer belki böyle bir şey de düşünüyor olabilir. Hı hı. Kendi açısından belki doğru yapıyor olabilir. Ama o zaman bunu söyleyecek kişi Ali Koç olmamalı diye düşünüyorum. Yani Sayın Ersun Yanal kendi takımını oyuncularını eleştirirken maçtan sonra Sayın Ali Koç hakemler üzerinden gidiyor ve ben gerçekten bütün maçların hakemler üzerinden okunmasından da o kadar rahatsızım ki yani algı operasyonu algı operasyonu algı operasyonu yani neyin algı operasyonu maçı izliyoruz işte Fenerbahçe kötü bunun algısı yok artık şansın yani Galatasaray'da kötü Kasımpaşa maçında Alanyaspor nispeten daha iyi Trabzonspor bence daha iyi ve Trabzonspor'un da bu arada zehir zemberek açıklamaları var. Ya, hakemlerle onlar da ilgili. var. Evet. Hani Trabzonspor'da da girelim girelim yani. hakemlerle Herkes ilgili. haddini bilsin, herkes yerini bilsin evet. şeklinde. Suriçe yapılan faal ile ilgili. Trabzonspor'dan da oradan sonra e, gol geldi çünkü. E, çok sert açıklamalar. Yani böyle daha dördüncü haftadan Kıyamet ee, kopuyor dördüncü evet, haftada hake, Yani sakat oyuncuların suçu da hakemlerde değil ki Herkes en kolay hakemleri yükleniyor Hakemleri yüklen hakemleri yüklen hakemleri yüklen Ya özür dilerim ama hakemler kötü tamam Ama hakemlerden daha büyük hataları bu takımları kuranlar Ve bu takımlarda e, şu anda e, teknik adamlık yapanlar yaptı Hepsi hiç söylemiyorum yani Geçmiş dönemde de oldu. Ya bir takımı kurmak az önce söylediğim gibi uzun vadeli bir şey. Kolay bir şey değil. 3-4 tane futbolcu transfer ettim. O zaman bugün çok iyi bir takımım olsun diye bir şey diyemiyorsunuz. Trabzonspor belki bir yıl sonra çok iyi bir noktaya gelecek. Hmm. Ünal Karaman çok iyi iş yapıyor ve hala Trabzon medyasında işte orada da demek ki bir algı operasyonu var. Ünal Karaman tartışılıyor. Ya Ünal Karaman tartışılacak bir noktada bu Allah aşkına. Şu anda Trabzonspor getirdiği yer neresi? Yani biz alkışlamamız gereken yerde alkışlamıyoruz, tebrik etmiyoruz. Eleştirmemiz gereken yerde de hiç orayı görmüyoruz. Hakemlerden konuşuyoruz. Böyle bir böyle bir tezatlık olamaz yani. Fenerbahçe hiçbir Fenerbahçeli birazcık futboldan anlayan bir Fenerbahçelinin bugün Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında oynadığı oyunla ilgili iyi bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Ersun Yanal'la ilgili ve takımla ilgili Fenerbahçe'nin umudu var. %100. yüz. Gustavo da yeni geldi. Bu da konuşulur. Belki daha iyi bir noktaya gelecek. Ama Fenerbahçe'nin bir zamana ihtiyacı var. Ben Sayın Başkan'ın yerinde olsam Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Hakemler de hata yapıyorlar. Ama önce kendimize bakmamız lazım derdik. Yani şimdi girersek buraya Luis Gustavo, Mehmet Topal gidiyor, Mehmet Ekeci gidiyor. Tamam Hı. Mehmet Ekeci verimli olmadı. E siz madem bir orta savuncusunu savunmada oynatacaksınız... Madem o kadar bu konuda e, kafanızda bir düşünce var. Hı hı. Neden Mehmet Topal kulübenizde durmuyor? Mehmet Topal kendisinin oynatılacağını ve tepki çekeceğini bildiği için çok efendidir. Ben tanıyorum kendisini. Gitmek istedi. Ben bunun doğru bir karar olmadığını da düşünüyorum ama şimdi Luis Gustavo tipi gene aynı tip bir oyuncu geliyor mesela. E Fenerbahçe'de bu ilaç olmuyor diyelim. İstersen burada bir nokta koyalım. Evet.